Arkadaşlar selamlar. Yepyeni bir Kadıköy günden daha merhabalar demek isterdim. Ama bugün Kadıköy gününde değiliz ve kamera şakasıyla karşınızda değilim. Bugün arkadaşlar uzun zamandır yapmak istediğim, istekte bulunduğum bir videoyla karşınızdayım. İşte yoldan araba falan geçiyor arada. Bugün arkadaşlar 5 ay önce almış olduğum yeni aracımı tanıtacağım. Aslında yeni olmuyor. 5 ay önce almışım, ta gitmişim. 5 ay önce araba almışım. Ve bundan hiç kimsenin haberi yok. Hani ne normal arkadaşlarımın ne YouTube'daki beni izleyen arkadaşların. Dedim ki bunun neden videosunu yapmıyoruz? Zaten ben YouTube'cu değil miyim? YouTube'cu demek de bütün aldığın şeyleri paylaşmak demektir. Bütün her şeyi sizlere içerik olarak sunmak demektir. Kamera arkasında Baho arkadaşım var bu arada. Selamlar Baho. Aldığım araba daha düşük modelini alacaktım. Sonradan bir anda piyango falan vurdu dermişim bir yerden. Gittim. Ferrari aldım. Fiat Punto'yla karşınızdayız arkadaşlar. Deyip klip giriyor burada. Arkadaşlar araç 2011 model. Manuel. 1.3 dizel. Zaten en az yakanlardan. Hiç yani mazot bile yemiyor. Ben anlamıyorum. 5 ay içerisinde toplamda 5 şehir gezdim. Ve 5 şehir gezdiğimde yola çok az miktarda para verdim. Aracımız en full paketi, sadece sunroof yok. Gidip orada delik açmak isterdim bu arada ama orijinalliği bozulur diye böyle bir şey yapmadım. Aracı 170 bin TL'ye 5 ay önce aldım. Ah şimdi araba 250 bin yapıyor. Şaka gibi ya. Piyasaya bak, böyle bir sistem var mı? Araba bu arada 168 binde aldım. 180 bine getirdim. Sürekli oraya buraya gittiğim için. Arabasız hiçbir yere gitmiyorum. Toplu taşımaya bile binmiyorum. Geçenlerde Marmara'ya bindim. Özlemişim yani içeride gidip böyle. Şimdi arabayı gezdirmek istiyorum açıkçası. Genel YouTuber'ların yaptığı gibi. Ama kliplerde olduğu gibi böyle trailer'da drift atmayacağım. Lastikleri yeni aldım. Boşuna hani ne gereği var? Satarken diyeceğim abi bak drift atmadım. Bu videoyu da izleteceğim sattığım arkadaş hatta. Onun için ufaktan geçelim mi böyle oralara falan? Teşekkür ederim Bahattin izin verdiğin için. Geldiğimizde aracın jantları çelik jant. Hani o özellik güzel. Otomatik aynalar full paket olduğu için zaten bütün aynalarımız, bütün arabalarda olması gerektiği gibi camlar otomatik açılıyor. Elle açmıyor senin Tofaşlarda olduğu gibi. Ekstra olarak bu arabayı arkadaşlar Ferrari'yi tasarlayan adam tasarlıyor. Punto'nun öyle bir özelliği var ve bu araç Evo paket. Daha güzel yani. Bu arada videodan önce de aracı çok güzel bir şekilde yıkattım 80 TL'ye bizim mahalledeki abiye. Bu arada arabanın şurasına normalde Fiat amblemi var arkadaşlar. Ben gittim buraya internetten Abarth amblemi aldım. Gerçekten mükemmel oluyor hani Abarth amblemi. Daha hoş duruyor açıkçası. Bu arabaya yakışıyor. Kazası belası yok bu arada. Aldığımda temizdi. Tanıdıktan aldık. Abimin komşusundan aldık. Buna da Sinan abiye selamlar. Kapımı keşke açan birisi olsaydı ama olsun. Böyle geçtiğimizde aracın içinde bozuk paralar var. Bütün seyyar satıcılardan bir şey almayı çok seviyorum arkadaşlar. Ben gidiyorum. Aracın içi gerçekten mükemmel derecede güzel. Çünkü zaten Ferrari'yi yapan adam tasarladıysa bir mantık çerçevesi içerisinde tasarlamıştır bu arabayı. İşte burada gözlüğüm var videolarda kullandığım. Cüzdanım falan var. İçinde kaç para var bilmiyorum. Bir Ali Ağulu değilim ama içinde yine de para var. Dijital klimamız var. Ses sistemi özellikle hani normal araçlardan bence bir tık daha iyi. Gerçekten mükemmel derecede idare ediyor. Normalde biraz abartmış olmayayım ama güzel yani. Çok da güzel değil ama güzel. Selam. Aracın içinde bir tek iPhone kılıfı var benim iPhone kullandığım için. Başka bir şey yok. Torpitoda falan genelde güzel idare eder bir torpitosu var aracın. Böyle işte buralardan ışık falan yakıyoruz. Her araçta olduğu gibi. Ben bunları niye tanıtıyorum ki? Zaten araç yani. Ha, arka tarafa geçelim. Arkada diz mesafesi. Çok merak ediyorum. Çünkü bu araca çok güzel kızlar, çok güzel yakışıklı erkekler bindi. Arkada rahat rahat ettiler özellikle. Arka taraf çok kullanışlı. Ya arka taraf kullanışlı kanka işte. Büyük mü? Büyük. Bu arada aracın yeni bir özelliğini öğrendim. Camların hepsi kapalı şu an, sadece öndekiler açık. Açma tuşuna basınca böyle camlar falan açılıyor. Bu kadar yani. Şimdi arka tarafa bindiğinizde gerçekten rahat. Buraya bir kişi, buraya bir kişi, buraya da bir kişi binebiliyor. Ha yetmedi mi? Kucağına da biri oturabilir burada. Hani tavan yüksekliği bu burada kalmış. Yani benim gibi bir adama buraya Rıdvan Çakmak bindi. Rıdvan'ı zaten kafası değmediyse sıkıntı yok. Rıdvan'ı tanıyan tanır, tanımayan. Ehliyet kemeri var araçta. Yani her arabada olduğu gibi. Tamam, başka bir şey yok. Buraya bir şey koyabiliyorsun hani. Normal ihtiyaçların. Makyaj malzemeleri özellikle çok güzel giriyor. Onu test edildi. Araba... Başka bir şey girmiyor mu? Araba... Ya kanka buraya genelde kız arkadaşlar biniyor. Benim yanıma kız arkadaşları ben bindirmiyorum. Otoban faresi olduğum için korkuyorlar. Yani... Ama yeri gelecek arabayı değiştireceğiz. O zaman daha da otoban şey. Aa bak bir dakika. Bu arada yolda tanısınlar diye kendi ismimi, ne kadar şerefsizim ya. Kendimi övmek için böyle Eren Kış'tan yazdırdım. Bir de YouTube logosu. Harbiden şaka maka. Geçen de caddede giderken motorlu falan şey çaldı. Şey oluyor ya, Mecidiyeköy yolunda.
O trafik oluyor Kadıköy'e geçerken. Orada trafikteyim. Adam geldi su satan bir abimiz. Ona da buradan sevgiler, selamlar eğer beni izliyorsa. Sen var mıydın o gün ya? Vardım. Ha, dündü işte. Aynen. O abi de beni tanıdı, orada selam verdi. Bagajın içi çok dağınık. Nargile takımı var burada. Bagajı da yeterli. Hani iki kişi rahatlıkla girebilir bunun içine bu arada. Ben gireyim mi? Bir deneyeyim mi? Gir bakalım. Tamam. Tabii arabanın bagajı dolu. Şimdi böyle bir şey var. Dur, kamera düşüyor. Milyar dolarlık şey düşmemeli. Milyar dolarlık yalnız yani, dolar. Benim bacaklarım da şey yaptı. Kapatırsın kanka, ben sorabilirim. Kanka suyarım da bunlar var ya. Abi arkadaşlar, araç bu kadar. Hani özellik bir şey yok. Kaput falan açmaya gerek var mı? Oradaki makineyi görmesinler. Aç, 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 aç. Ama bak, makine var orada. Aç. Tamam. Şimdi 1.3 dizel araç, olduğu için 200 beygir falan da galiba. Yok, bu araç 200 beygir değil. Ne yaptın oğlum? 200 beygir. Ha, izleyenler anlamayacak sanki 200 beygir olmadı. Yazılım attırmayı. Yani yazılım attırmayı. Kanka bir şey yok. Kapat işte ya. Bu kadar, ne tam değil. Araba işte yani. Sonuç olarak. Ama bu arabalar neleri gördü, neleri. Kimi gördün? Bu arada arkadaşlar, yani bütün çevirmelere takılıyorum. Nedense bu Fiat Punto'larda. Yani ya da benim arabamda hem siyah hem de cam filmi olduğu için bütün çevirmelere takılıyor. Cam filmi ama ön camda olmadığı için hiçbir şey diyemiyorlar bu arada. Korsan taksi zannediyorlar beni. Benim tipimde korsan taksi tipi var mı? Geç, yok kanka. Ya arkadaşlar, aracın pek bir özelliği yok. Sadece benim ayağımı yerden kessin diye almıştım. Bir 2-3 ay sonra da yenilemeyi düşünüyorum açıkçası. Bir Lambo falan çekiyormuşum. O falan diyorlarmış ama yok yani, sosyal deney kamera çekmesi bu kadar para yok. Şey diyormuşum, ailemle falan bineceğim bu araca. Hani insanlar şey yapıyor, YouTube'daki izleyicilerine ailem diyor ama arabaya sadece kendisi biniyor. Bu arada beni yolda gören arkadaşlar, takipçilerim falan olursa arkadaşlar, el edin, sizi gideceğiniz yere kadar bırakırım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın işte, böyle şey yapsana öyle. Bir daha dön falan. Adam drift attı, yakalayamadık. Başka çekim yapacağım mı? Yok. Gidiyorum o zaman. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Sen? Sen kal kanka. Ya sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Zaten şuradan dönüp geleceğim. Bay bay.